أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا معين، يا حنان يا منان، يا كريم يا غفار، يا رحيم يا رحمن. مولانا إمام الرباني قدس الله سره الصمداني namazda tadili erken ehemmiyetinden bahsetti, saflardaki disiplin düzenden bahsetti, savaşa giderken niyeti sağlam almanın, sağlam niyetli ve niçin savaşa gidiliyor, kılıç sallanıyor, bunu iyi düşünmek lazım, ona göre niyet kurmak lazım, bundan bahsetti. Şimdi sırada bir başka bir meseleye temasla buyuruyor ki وَالنَّسِحَةُ الْاُخْرَى اَلَّتِ اَنْسَحُ بِهَا. Benim yapacağım diğer bir nasihat ise nedir? İltizam-ı salat-ı teheccüdü. Teheccüd namazına son derece ehemmiyet gösterin. Teheccüd namazına sımsıkı sarılın. Savaşa gidiyor adam, savaşa gidiyor, niyetini sağlam tut diyor. Ondan sonra savaşa giden adama diyor ki, bir nasihatim daha var sana diyor. Sakın ha teheccüd namazını ihmal etmeyin, ona mukayyet olun buyuruyor. Savaş, teheccüd namazı. Savaş, teheccüd namazı. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayet-i kerimede يَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُمْ اِذَا لَكِنْتُمْ فَيَتَنْ فَذْكُتُوا وَذْكُرُوا اللّٰهِ كَثِرًا لَا لَكُمْ تِفْلِهُونَ. Kullarım, savaşa gidiyorsunuz, savaşa gidiyorsunuz, özleklik göstermeyin, ayaklarınızı yere sağlam basın. Ve de beni zikredin. Cephede Allah tesbih emrediyor. Cephede Allah zikir emrediyor. Sultan ne söylüyor burada? Savaşa gidiyorsunuz, tamam, niyetiniz sağlam olsun. Ardından hatta namazları bile cemaatle kılın demişti daha önce. Bir cephede saf düzenli cemaat tavsiyesi. Savaşa giden adama teheccüd namazını ihmal etmeyin. Etmeyin. Yani teheccüd namazının kadir ve kıymetini anlatmaya layık değiliz. İşte Allah kabul etsin, öyle veya böyle kılıyoruz. Ama yani bizim gibi kendimize bir nokta kadar bir kıymet de vermeyelim ama bizim bu efendim eksik kafamızın anlayabileceğinden çok daha öte teheccüd namazına sahip olmuş olduğu bir ehemmiyet vardır. Kaldı ki feyimna min daruriyyat-ı tariki. Bu Nakşibendiye tarikatının temel prensiplerindendir, vazgeçilmez umdelerindendir, kaidelerindendir. Teheccüd namazının ihmale gelir tarafı yoktur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayet-i kerimede müteaddit ayette teheccüd namazından bahsediyor. Kitapların beyanına göre Resul-i Ekrem Salsam zamanında ilk zamanlar farz idi. Bir müddet sahabe-i kiram da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gibi sabahlara kadar ayakları şişecek şekilde, hatta tavarram ediyor şirkte, kavaracak kadar teheccüd namazına mukayyet oluyorlardı. Daha sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nafileye dönüştürdü teheccüd namazına, ümmete nafile fakat çok kuvvetli bir sünnet olarak bize intikal etti. Burada gerek sahabe-i kiramdan olsun, gerekse tabi-i kiramdan, gerekse tebe-u tabi-i kiramdan olsun, demin de denildiği gibi gözümüzü kamaştıracak harika işler oldu teheccüd namazlarında. Yani belki bir zaman gelecek geceliğin belki o tenha saatte kalkıp da teheccüd namazı kılmanın, Müslümanın şahsiyetini oluşturmakta, bu davaya hizmette ne denli büyük yararı ve faydası olduğu anlaşılacaktır ama o zaman ne zaman gelir? Onun için idrakimiz yoksa itikadımız da mı yoktur? Hazreti radıyallahu anh millete yatsı namazını kıldırırdı, ondan sonra sabaha kadar teheccüd kılardı. İbn-i Hacer Askalani Fethül Bari de öyle söylüyor. Yalnız bir şey var burada, zaman zaman bu konuda şüphe efendim yani ediyoruz. Hatta yani belki itiraza varacak hallerimiz de oluyor. Burada bazı sözler söyleniyor, böyle mübalağa rakamlar veriliyor. İşte Ümmet-i Muhammed'in sahip olmuş olduğu meziyetlerden bahsediyor. Bak benim versiyonum okundu burada. Ne diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Birinci safta namaz kılmanın ehemmiyetini bilseydiniz,
Birinci safta namaz kılmak için kavga edebiliriz diyor, birbirine girebiliriz diyor. Diyelim ki mesela geçenden burada geçmişti, büyüklerden bir tanesi 27 sene diyor namazını diyor, namazları da birinci safta kılır diyor. Bir kere diyor arkada kaldım diyor, bütün namazlarımı kaza ettim diyor. Şimdi bu fetva değildir bu, fetva değildir. Bu takva ve vera'dan gider bu. Herkes makamına göre amel-i sahibi ortaya koyar. Yani bazı şeyleri anlarken eğer ilim sahibi ise anlarız da, ama eğer o seviyede ilimimiz yoksa kitaplar yalan söylemez. Biz burada işte en fazla bir nakiliz, onu da beceremiyoruz. Allah yani yardım etsin hepimize. Fakat ümmet-i Muhammed'in öyle harika halleri var ki, öyle harika halleri var ki, aşkı yaşamadan, aşkı anlamadan bunları kabullenmek mümkün değil. Mevlana Celalettin Rumi Kuddisi Ruhu buyuruyor ki, aşkın 500 kanadı vardır diyor. Bir kanadının büyüklüğü de gökteki hilalden denizdeki balığa kadardır diyor. Aşk öyle bir deryadır ki, bütün kainatı o deryaya atsanız suyun üstünde iğnenin tepesi kadar bir deniz köpüğü kalır diyor. Kainat aşkın deryasında iğnenin tepesi kadar bir deniz köpüğü kalır. Aşk denen şey, sevgi denen şey öyle muazzam bir şeydir. Onlar bizim gibi miydi? Asla ve katla. Hazreti Osman radıyallahu anh ve hem öldürmeye gelenler evin etrafını kuşattılar. Hanımı dedi ki onlara, ister öldürün dedi, ister şehit edin, ister şehit etmeyin ama şunu bilin ki dedi, Osman radıyallahu anh sabaha kadar tek rekat namazda Kur'an-ı Kerim'i hatmeder diyor. Şimdi bizim mantık ölçümüze vursak bu ne menem iştir vesaire falan filan. Bizim kimyamız bozuldu, kimyamız. Süde su kattılar. Arabanın benzinle su karışırsa arabalar basar mı? Temim-i Dari radıyallahu teala anhu. O da gene herkese öyle. Tek rekat bir namazda Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Üstelik de efendim bazen de bazı geceler aynı ayeti tekrarlıyor sabaha kadar. Geçemiyor bu tarafa. Onlar Kur'an okumuyordu. Mevlana Celalettin Rumi'nin oğlu Sultan Gülüm dediği gibi onlar Kur'an okumazdı. Onlar Kur'an'ı yiyordu. Veysel Karani rahimahullahu teala, o da herkese öyle. Bir işte akşam olduğu zaman derdi ki bu gece benim rükû gecemdir derdi. Ve sabaha kadar rüküde kalırdı. Gün geçtikten sonra öbür gece geldiği zaman bu gece de benim secde gecemdir derdi. Sabaha kadar secde kalırdı. Bak akıl zorlanıyor değil mi? Ya olur mu böyle şey vesaire falan filan. Allah-u Teala onların zamanlarına, ömürlerine çok kuvvetli bereketleri ihsan etti. Toprağa bir tane belki ayçiçeği atıyorsun, Ayçiçeği o kocaman tepsinin üzerinde sana kaç tane veriyor? 1000 tane, belki 2000 tane değil mi? Bir tane mısır tohumu atıyorsun, Allah-u Teala bir tane mısır tohumuna ne kadar veriyor? Bir somakta, uzun somakta, ne bileyim ben sen sahip. Bu Allah belki 1'e 1000, 1'e 2000 vermeye kadir de Allah-u Teala yeni bir saatine 3 saat, 5 saat veya 10 saat vesaire imkanı vermekten aciz mi kaldı? İmam Mustafa diyor 28 ciddi kitabına diyor ki İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi zindana hapse attılar, 10-12 gün kaldı zindanda kırbaç yedi ve sadece 10-12 günde 7000 hatim indirdi diyor. Ebu Hanife, rahimallahu teala, günde gece günde toplam 1 rekat namaz kılanlar var. Said ibn-i Müseyyed rahimallahu teala gibi, İmam-ı Kühmez gibi. Hatta ve hatta Umeyr ibn-i Hani, Mevla'nın gene büyük has dostlarındandır, tabiindendir. 1 rekat namazı vardı her gün, gece, gündüz, toplam ve de 100.000 tesbihi vardı. 100.000 tesbihi vardı. Bak şimdi benim efendim yani bu cahil falan diyecek ki ya bu ne zaman yemek yedi, ne zaman şu oldu, ne zaman bu oldu vesaire. O 24 saatlik zaman efendim yani meselesi var ya o bana göre. Et ve kemiğe bağlı kılanlara göredir.
Ancak Paris'te Fasıl kitabında diyor ki, Mevla'nın dostu diyor, tarikatla, zikirle öyle bir noktaya gelir ki, alemi kesafetten kurtulur, alemi letafetin, alemi latifin bir kuşu olur o diyor. Bir kuşu olur o. Alem değiştikçe, hal değiştikçe, ruhun peki tablosu değiştikçe, o ruhtan sadırılan şeylere değişiyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu meseleye mukayyet olmaya bizleri muvaffak eylesin. Yani işin şakayla şukayla alakası yoktur. Yoktur, yoktur. Bazı insanlara teheccüd namazı, beş vakit namazdan belki daha fazla feyiz veriyor gibi. O tenha saatte herkes yatakta, sen atakta. Yani sevgililerin efendim tenhalar ve buluşması gibi. Kulun Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile buluştuğu müstesna bir haldir o. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullahu Teala 50 yılı aşkın yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılmıştır. Ve de uyku diye bir şey yoktur. Sadece öğle namazını kıldıktan sonra biraz böyle kaybile yapardı, işte o kadar. Ve de derdi ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İsta'inu ala kıyamilleyl bil kaybile buyurdu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Geceleyin teheccüd namazına kalkmak isteyen, öğleyin biraz kaybile yapsın derdi. Sonra binaen biraz kaybile yapardı, geri kalan tüm vakit peki ilimle, irfanla, namazla vesaire işte Cenab-ı Hak Celle Celaluhu arz-ı ubudiyette geçerdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a sahabeye diyor ki teheccüd namazını ihmal etme, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ihmal etmedi. Ve hasta olduğu zaman veyahut da kendisine bir kesin bir ağırlık vesaire geldiği zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oturarak gel teheccüdü eda ederdi buyurdu. Sen de terk etme diye sahabeye özellikle tebliğ olmuştur. Fakat kıyla leküm fil hudûri. Bak bu mektubu yazdı adama diyor ki Muhammed Nuh Bedahşi'ye sana diyor daha önce söylendi eydan. Neden biz sana اِذَا تَعَسَّرَ عَلَيْكِ مَا ذَنَّعْنَا bu teheccüd meselesi, ciddi bir mesele, ciddi bir konu. Eğer teheccüd sana ağır gelirse وَلَمْ يَتَيَسَرَ الْاِنْتِبَعَ عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَادِ yani alışılmış bir gevşeklik vardır. Onun tersine, o gevşekliğin tersine eğer bu efendim teheccüd namazına müteyakkız olma, teheccüd namazına efendim son derece dikkatli olma mümkün olmazsa yani kalkamıyorsun işte ne oluyorsa nefis oradan buradan bindiriyor kalkamıyorsun yatak seni böyle mıknatıs gibi çekiyor böyle o zaman yembegi en yuvakkile lihazel emri cem'emle müteallikin sizi teheccüd namazı efendim kaldıracak bir takım görevler dair edildiği maratani görevler diyor. Görev verdi kişiye, gece sen uyuma veyahut da işte şöyle yap, böyle yap, bilmem ne yap, mutlaka ordu halinde teheccüde kalkılacak diyor. Görevli tayin et diyor, sultan. وَقَدْ قِيلَ لَكُمْ فِي الْحُضُورِ اَيْضًا اِذَا تَعَسَّرْ عَلَيْكِ مَا زَلْمَانَا eğer teheccüde kalkma meselesi var ya, eğer zorlaşacak olursa veya zor gelecek olursa وَلَمْ يَتَيَسَرْ الْاِنْتِبَالَ خِلَافِ الْمُعْتَابِ alışılmışın tersine müteyakkız olma, bu işe dikkat kesilme, tür dikkat olma, müyesser olmazsa يَمْدَقِي اَنْ يُوَكِّلَ لِهَذَا الْاَمْرِ جَمْحَمْنَا الْمُتَعَلِّقِينَ o zaman bu işle ilgilenecek bir cemaati bir takım insanları vesaire mutlaka efendim görevlendirin ki لِيُوْكِزُوْكُمْ وَقْتَتْ تَيَجُوْتَ عَنَهُ كَرَهَمْنُ sizin yani işte yani sevseniz de sevmeseniz de veyahut da isteseniz de istemeseniz de sizi teheccüd namazına ikaz edecek, kaldıracak mutlaka bir adam veya işte kişiler vesaire tayin edin diyor sultan. Cenab-ı Hak Celle'ce o saatte neler yapacak neler. Kemimiddari rahimallahu teala. Şahı İhtisam Meleği Alâ diye bir kitap vardır, orada naklediliyor. Süleyman Darani, Rahimallahu Teala diyor ki, ben diyor teheccüd namazındayken secdede uyudum kaldım diyor. Baktım diyor arkadan diyor ayağıma diyor birisi dürttü beni diyor. Baktım diyor Cenab-ı Hak Cennet'e göndermiş olduğu bir huri. Dedik ki ona,
Darani, ne yapıyorsun sen dedi. Sen ne yapıyorsun dedi. Bakın bunlar var ya, şu sözler Fatih Camisi'nde söylenmez. Sıradan camide söylenmez. Bu yani özel bir haldir, bir hususi bir haldir bu. Bu meşrebe sahip olan insanlar arasında bunların konuşması uygun oluyor. Yani meselelerin bir fetva efendim boyutu vardır, bir takva boyutu vardır. Burada her şeyin tek tarafı söylenir. Tamam mı? Çıta olabildiğince yüksek tutulur. Yeter ki Allah'ın kulları o noktaya yani inhimak göstersinler, düşkünlük göstersinler. Yani Nakşibendiye tarikatında esas nedir? Yani ruhsatlarla amel değildir, azimetle amel etmektir. Tam yiğitçe iş yapmaktır. Her oğlu erce iş yapmaktır. Burada her şeyin fevkaladesi gösterilir. Herkes efendim müsabakaya girer. Kim âli himmetse, kimin istidadı daha büyükse kazanır. Burada işin yarımı söylenmiyor. Burada işin çeyreği söylenmiyor. Burada bir pazar kuruluyor arkadaş. Burada boy boy elbiseler var. Herkes kendisine uyan elbiseyi alsın giysin. Aa bu elbise bana olmuyor vesaire. Ne biçim elbise veriyorsun vesaire. Ya kardeşim sana uyan elbise var, uymayan elbise var. Bak ne söylüyor sultan? Adam tayin et diyor, adam. Adam tayin et diyor, adam. Sizi kaldırsınlar diyor. Namarabbani Kudüs'ün ruhu da öyleydi. Namaza son derece düşkünlüğü var idi. Hatta ve hatta vefat ettiği zaman elleri göbeğinde bağlı vaziyetteyken, namazda, kıyamda eller nasıl bir göbekle bağlı tutuluyor erkekler için, öyleydi Namarabbani. Gassal diyor ki cenazesini yıkayan zat, teneşir tahtasına geldi gene elleri hala bağlıydı diyor. Ellerini açtım diyor, gömleğini çıkaracağım diyor, eller diyor açıyorum diyor, tekrar elleri kendiliğinden göbeğin üzerine geliyor. Sonra efendim açıyoruz, tekrar geliyor, baktım olacak gibi değil diyor. Bu sefer diyor, o haliyle diyor, diyor İmam-ı Rabbani Kudüs'e sır diyor, gasp ettim, yıkadım diyor. Neticede diyor, vesile işi bitti, yıkama işi bitti diyor. Artık diyor, kefenleri giydireceğiz diyor. Açalım ellerini kefenlerle, ona göre saralım, sardık. Fakat eller gene geldi diyor, göbek üzerine diyor. Hadi dedik diyor, tabuta koyalım vesaire, açalım ellerini tabutta, vücudunun, cesedin arasındaki boşluğa sıkıştıralım diyor. Yaptık diyor, baktık gene eller geldi, dedi ki, bu işte bir hikmet var, böyle bıraktık diyor. Bizimiz izine hasret kaldığımız insanlar tabuta eli bağlı gidiyor. Şimdi diyeceksin ki efendim yani ya böyle şey mi olur adam öldü vesaire falan. İşte senin kafan benim kafam bu kadar basıyor, bu kadar çalışıyor. Yavuz Sultan Selim Han cennet mekan vefat etti. Gazdan cesedini yıkarken affedersin üzerine çarşaf koydu alttan şeriat donunu çıkartmaya çalışıyordu adam. Çekti donunu bırakmadı çıkarmasına. Adam diyor ki herkes en güçlü ve daha oldu diyor adam. Donduk kaldık diyor. Bu dinimiz dini İslam ne? Ne kadar anladığın ciddi itirazlar pek hakkımız olsun ki? Bu adamların peki yani bulunmuş olduğu sahayı ne kadar kavradı ki işlerini kavrayacağız? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cabir ibn-i Abdillah radıyallahu anh'la beraber gidiyor. Cabir dedi ki bak bakayım şu gökyüzüne baktı. Dedi ki Resul-i Ekrem o merkezde o efendim noktada kaç tane yıldız görüyorsun? 6 tane ya Resulullah dedi. Resul-i Ekrem baktı 6 değil 11 yıldız var orada. Sen şimdi pek aa ya işte o günler nasıl gördü vesaire falan filan bilmem ne. Öyle işte affedersin ama maddeye bağımlı hayat insanı materyalist yaptı, maddeci yaptı. Halbuki Mevlana Kalbim Bağdat'ı ne söylüyor? Ruhun öyle gücü var ki, öyle gücü var ki. Yani bizim yani et ve kemiğimiz için cari olan kanunlar ruhun yanında adı bile anılmaz. Ruhun böyle bir gücü vardır, öyle bir kuvveti vardır. Dinimizin İslam o ruha takviye için gönderilmiştir. Huri diyor ki adama ne yapıyorsun sen namazda uyuyorsun diyor vesaire. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her gece teheccüd namazı kılanları takip eder diyor. Ve kullarına kulların bir isteği olan yok mu yerine getireyim. Kulların işte hastası olan yok mu şifa vereyim. Derdi olan yok mu ferman vereyim diye Mevla kullarına münacat eder kullarına. Kim kime yalvarıyor Allah aşkına ya. Yani affedersiniz ama yani kim Allah kim kul sanki belli değil ya. Mevla mecbur mu bize iyilik yapma? Bak Allah sana senden ne kadar daha fazla aşık. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sana münacat ediyor. Sen uyuyorsun diyor. Ve ben 500 yıldan beri ben senin için terbiye ediyorum diyor. Devrani ben 500 yıldan beri senin için yetiştiriyorum diyor. Ben melekler uyanık seni bekliyor sen uykudasın diyor. Ne yapıyorsun sen diyor.
Süleyman Darani Kudüs'ün sırrını buyuruyor ki, sonra diyor sıçılınca korktum diyor, bu ne iştir bu, bu huri mi, ney hurisi bu vesaire falan diye böyle irkildim diyor. Şu an diyor var ya, şu an kulağımda ve kalbimde onun sesinin diyor yankılarını hissediyorum diyor. Ebu Tıraab-ı Nehşevi Kudüs'ün sırrını buyurur ki, اِذَا اَلِفَ الْقَلْبُ الْاِعْرَابَ لِلّٰهِ سَحِدَةُ الْوَقِعَةُمْ ف۪ي اَوْلِيَا اِلّٰهِ. Bir insan eğer Allah'tan yüz çevirirse, bakın bunun altını, üstünü, yani çizgide bildiğin kadar. اِذَا اَلِفَ الْقَلْبُ الْاِعْرَابَ لِلّٰهِ سَحِدَةُ الْوَقِعَةُ ف۪ي اَوْلِيَا اِلّٰهِ. Bir insanın eğer kalbi, bir insanın işte artık kafası neyse, Allah Celle Celaluhu'dan yüz çevirmeye müptela olduysa, bir insanda Allah'tan yüz çevirme hali varsa, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onu ne yapar biliyor musun? Onu ne yapar biliyor musun? Ona ne verir biliyor musun? Onu dostunun hakkında dedikodu yaptı. Yani bu ne biçim şey ya, böyle şey olur mu ya vesaire, bunlar ne ya vesaire, bunlar yok dini zorlaştırmışlar vesaire. Hindistan ulemasının adı Haylek Nevin İkamet-ül Hucca, ala ennel iktar fil ibadet leysedir bid'a diye bir kitabı vardır. Yani fazla ibadet bid'at değildir. Çünkü olana Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gücünü kullanma dememiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem herkesin yapabileceği bir seviyede İslamiyet anlatmıştır. Ne âli himmet olan ne dûm himmet sahibi olana göre değil ya, yani en kabiliyetli olanla en kabiliyetsiz olanın yapabileceği çizgide İslamiyet'i Resul-i Ekrem anlatmıştır. O din anlatıyor. Kabiliyeti olan, istidadı olan, daha fazla yapmak isteyene peki müdahale etmemişlerdir. وَسَابِكُ فِي الْخَيْرَاتِ diyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Müsabakaya girin diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. وَتَعَاوْنَنْ بِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوْنْ عَمِسْمَا الْعُضْوَى عَمْدَنْ صَبَى. Takva konusunda peki birbiri destek olan ne diyor? Adam tayin et diyor. Tehdide sizi kaldırsınlar diyor vesaire. Eğer bir kalp eğer Allah'tan yüz çevirdiyse, Allah Celle Celle ona vuracak ilk tokat, onu dostların aleyhine konuşturur. Ondan sonra onun işi biter. Fakat bizde sari bir hastalık var cemaatimizden. Bu da şu son 100 yıl içerisindeki bizdeki din imajı, din fikri, din anlayışı değiştirildi. Bozuk bir kafayla büyükleri anlamaya çalışıyoruz. Yaramaz ondan sonra dejenere edilmiş, Allah bullak edilmiş olan bir kafayla Allah Celle Celaluhu Muhammed Mustafa'yı ve izinden gidenleri anlamaya çalışıyoruz. Olmuyor, onun için gitmiyor. Her anahtar her vilayı açmaz. 15-16 numara anahtar 15-16 civata yatar. Peki 17-18 ona gelenmesine vidayı açar. Bizim elimize bir anahtar bütün civaları böyle sökeceksin. Neyi, nereye söküyorsun sen? Bak, diyelim ki mesela şu an işte ilim çağı, bilim çağı vesaire bırak bu işleri sen. Yani eğer bu ilimse peki bu kadar vahşet niye? Bu kadar vahşet niye? Hadi diyelim ki mesela çizmeden yukarı çıkmak suretiyle işte benim ilmim şöyle, benim ilmim böyle vesaire falan filan diyorlar. Hadi dedik ki kitaptaki mesela yazılı ilimleri elde ettik. Bilgisayarlar var, bir internetler var, şunlar var, bunlar var. Peki ilmin ahlaki tarafı yok mu? İlmin edebe bakan tarafı yok mu? Yok Ebu Hanife 50 yıl peki ya sabrısıyla sabah namazını kılıyor. Bazı gözü dönmüş affedersin ama manyak oğlu manyaklar diyorlar ki işte yatsıyı diyor sabaha doğru kılardı diyor onun için diyor yani hemen arkasından sabaha kılardı vesaire. Ama onlar namazı vakitlerinde kılan insanlar da onlar. Ne haber? Üstelik de belki öğleden sonra uyuduğu bir lahza diyor kitap, bir lahza göz kapandı, kapanmadı ayet diyor. Peki bunu nerede bulacağız? Hadi diyelim en fazla kitapları yığdık ettik mesela. Fakat bunu nerede bulacağız biz? Çok konuşmak, çok edebiyat, çok kitap sahibi olmak mutlaka üstün olmak demek değil ki. Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde 20 milyon kitap var. Kütüphane 3 var diye çalışıyor. İngiltere'deki Oxford ve Manchester City Üniversitesi kütüphanelerinin raflarının toplam uzunluğu 80 kilometre. İlim var ama bak adam su yerine kan içiyor. وَلَا يَتْرُكُوكُمْ عَلَى النَّوْمِ الْقَفْلَى. Ve bu adamlar, bu görevli adamlar sizi belki uyku gafletinde bırakmasın.
Bunlara efendim yani vazife ver, ondan sonra teheccüd namazına mutlaka sizi kaldırsınlar diyor. Eyze fe'atü müzâleke eyyâmen, biraz böyle devam edin diyor. Bu işe diyor efendim bir düşkünlük gösterin diyor. Eğer devam ederse yurca ente teyessere el mutavvame alâ zâlike. Artık bu işe devam diyor, kolay hale gelecektir Allah'ın izniyle. Bin gayri tekellüfün, zorlanma da olmayacak. Tıkanma da olmayacak. Bir başlayın bakalım, bu işi bir pratiğe dönüştürünceye kadar bu işe bir düşkünlük gösterin, gerisi bunun Allah'ın izniyle iyi gelecektir buyuruyor. Allah-u Teala bu noktalarda agah olmaya hepimizi muvaffak eylesin. Bundan sonraki satırlarda lokmaya dikkat diyeyim Rabbani. Lokmaya dikkat diyor. Lokmaya dikkat diyor. Yediğiniz yemeğe dikkat edeceksiniz. Nereden geliyor, nereye gidiyor, ne oluyor? Lokma eğer helalsa, efendim neticesi ne olur? Lokma eğer haramsa veya şüpheliyse ne olur? Bu meseleye temas edecek, çok efendim ciddi şeyler söyleyecek. İnşallah Teala orayı da burası gibi dinlemeye ve tatbik etmeye Mevla'nızları muvaffak eylesin. Orada da yine göz kırmasıcı şeyler söylenecektir. Hazır yeni gelmişken bir cümle söyleyeyim, devamı inşallah haftaya. Nam-ı Şahrani buyuruyor ki 450 sene önce. Nam-ı Şahrani buyuruyor ki ben günümüzde senin yani yiyeceğin maddeler içerisinde yani baktım diye şüpheli şeyler diyor. Bir tane diyor saf, arıtı, erdoğru efendim helal lokma bulamadım diye. İki ay toprak edin diyor. Şimdi öyle şey mi olur ya vücudun kimyası diyoruz vesaire. Ya hiçbir şey yani eğer itikadınız yok israf edersiniz. Yani keramete de mi imanınız, itikadınız yoktur? Kendisi öyle söylüyor minimum ki bu aslında. Bu ne demektir peki? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz vesaire. Ya hoş geldin, sefa geldin. Şimdi mi uyandın peki? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Niçin bu soruyu peki efendim 100 sene önce sormadık peki? Onun için alınan gıdaların tarikatla mesafe alınması noktasında çok büyük etkisi vardır. Ama yani müsbet yolda ama menfi yolda o Müslümanın tek orası da son derece müteakkit olması lazım. İbn-i Ceym Hanefi fukahasındandır. Kendisi efendim kitabında diyor ki Sultan Fatih döneminde Mısır'da yaşamış bir fıkıh alimidir kendisi. Eğer yani hep yenecek olan şeyler haram cinsten şeyler ise haramı yemektense bir şüpheli şeyi ye o zaman diyor. Ama helal varken kesinlikle belki şüpheli şeylere düşkünlük asla ve kata. Asla ve kata. Şanlaşırken kudüsü verir. Çarşıdan pazardan ekmek alıp yemezdi. Tarlayı kendi tarlasını kendisi ekerdi. Ekmeklik buğdayını kendisi yetiştirirdi. Kendisi öğütürdü. Kendisi ekmek yapardı. Ekmeğini böyle yerdi. Böyle yerdi. Tabi yenen gıda böyle olunca o zaman günde bir zekat namazı 2000'de kılarsın sen. Kaldı ki bugün devletlerin, milletlerin karakterini bozmak için milletlerin milli beslenme ve gıda sistemlerini çökertme işleri vardır. Bu merkezde çıkın piyasaya, şu an şu piyasada satılan, ondan sonra yenilen şeylere bakın yiyebileceğiniz çok az şey vardır. Hani işte onu yeme bunu yeme ne yiyeceğiz noktasında darda kaldığımız için yiyoruz. Ama kitaba göre, kitaba, al kitap eline, çık bakayım ye bakayım ne yiyeceksin sen? İsrail Türkiye'ye orman satıyor, değil mi? Suni gübre satıyor. Peki İsrail'in imal etmiş olduğu hormon peki kısırmaz kırıcı özelliğe sahiptir. Geçenlerde Amerika'da Joseph Goldziger diye bir Amerikalı doktor gavur aynısını söylüyor. Dünyadaki efendim geri kalmış ülkeleri, Amerika'ya muhalif olan ülkelerin nüfuslarını aşağı çekeceğiz diyor. Bunun için içme sularına ve yiyeceklerine kısırlaştırıcı maddeler katacağız diyor. Ne diyoruz şimdi peki? Gitti. Yani affedersiniz yani neslimize bile sahip olamıyoruz. Kasıklarımızdaki meniye dahi sahip olamıyoruz. Adam meniye dahi müdahale ediyor bugünkü ortamda. Şimdi burada peki bir teknikimizin olması lazım. Ama İslam dert değil ki. O bakımdan o yaramazlıklar otomatikman zikri etkiliyor, namazı etkiliyor, ne bileyim teheccüde etkiliyor veya ilmi etkiliyor işte. Şu işi yap, bu işi yap dendiği zaman ağırlanıyoruz. Of vesaire. Kimya bozuldu, kimya.